İşte yine buradasın. Başladığın yerin çok daha gerisinde. Üstün başın toza bulanmış, saçların dağınık, sesin kısık, gözlerinin altındaki mor halkalar iyice belirgin. Yüzüne yerleştirdiğin o kimliksiz tebessüm bile koruyamıyor artık seni. Çevrenin alaycı sorularından, meraklarından. İş bulamadın, okul bu sene de uzadı, cepte metelik yok. Sevdiğinin mutlu anlarını sadece sosyal medyaya yüklediği fotoğraflardan takip edebiliyorsun. Belki de hayalini kurduğun gibi evlatlar yetiştiremedin. Oysa böyle olmaması lazımdı. Herkesin saygısını kazanan, pırlanta gibi bir insan olacaktı ama olmadı. Şimdilerde 30'u yaşlarında, bilgisayarın başından kalkmayan, verdiğin 3-5 kuruş parayı da bahis sitelerine kaptıran bir oğula sahipsin. Belki de hiç sevilmedin ya da sevildiğini zannettin. Bir peri masalı gibi başlayan hikayen, şimdilerde aynı evde fakat farklı odalarda susup bu işten nasıl kurtulurum diye düşünen iki insanın acıklı hikayesine dönüştü. Ne diyordu sevdiğin o Norveçli yazar? İyi günde, kötü günde demiştik evlendiğimizde. Sorun aynı günün biri için iyi, diğeri içinse kötü olmasında elbette. Farkındayım. Sanki üzerinde dev bir mıknatıs var ve olabilecek en kötü senaryoları hayatının tam merkezine çekip duruyorsun. Ne zaman şöyle rahat bir nefes almaya çalışsan ciğerlerine yaşamak sancısı doldu. Şimdi her şey yoluna girecek ve artık ben de sıradan insanlar gibi günlük alelade dertlerle uğraşacağım desen daha cümlen bitmeden kapını daha önce hiç tanımadığın yeni belalar çaldı. Köşeye sıkıştım Çürüyen şu ömründe elini sana uzatacak tek bir dost ve akraban kalmadı. Gemiyi önce sevdiklerin terk etti. Seni önce onlar vurdu. Omzuna ve kalbine çöken yüklerle her şeyi çözmeye çalıştığın o anları ve o karanlık anlarda yaşadığın içsel çözülmeyi çok iyi anlıyorum. Eğer bir son varsa, neden şimdi olmasın sorusunu bir dua gibi korkuyla mırıldandığın gecelerde altındaki sandalyenin nasıl boşluğa karıştığını da biliyorum. Ölmedin ve buradasın. Gözlerinde yaşamanın değil de hayatta kalabilmenin o muzaffer sevinci var. Yara izlerini saklamaya gerek yok. Hepsini görüyorum, hissediyorum. Utanma. Yaralanmışlar kardeştir hem yara izleri savaşçıların gururla taşıdığı madalyalardır. Bedenlerinde ve kalplerinde. Biliyorum bu kadar fazla madalya ağırlık yapıyor üzerinde. Peki şimdi ne olacak? Kendini mutsuz, yetersiz, değersiz, kimse tarafından sevilmeyen ve dünyanın kupkuru yalnızlarından biri olarak görüyorsun. Olsun. Sana şimdi iki seçenek değil, tek bir seçenek sunuyorum. Eğer bugün buradaysan, nefes alıp veriyorsan, Diğer seçeneğin artık bir ihtimal olarak karşımıza çıkmayacağına inanıyorum. Önüne koyduğum tek seçenek ise şu: Hareket et. Bunu nasıl yaparsın bilmiyorum. İster koş, ister yürü, ister sürün ama hareket et. şunu hep hatırla. Dünyaya gelmek insanın saldırıya uğramasıdır ve bu saldırı istesek de istemesek de yaşam boyu devam edecektir. Hal böyleyken kenara çekilip mızmızlanarak hayatı izlemek de mantıklı bir tercih değildir. İnsan hayata karışmalı. Hayatın damarlarında inatla gezmeli. Bir değer üretmeli mesela. Torunu okula bırakmalı, inşaatta harç karmalı, şiir çevirisi yapmalı, berberde çırak olmalı, parça başı boncuk işi almalı, İsmet Bey'i baştan okumalı ama muhakkak bir şey yapmalı. Hepsi aynı zorlukta değil, farkındayım. Fakat herkes kendi nasibince, gücü yettiğince çalışmalı, üretmeli. Evet, hayat berbat bir yer. Peki o berbat hali değiştirmek için kaç kapı çaldın? Kaç başlangıç yaptın, kendine kaç soru sordun ve kaç defa yenilip ağzındaki kanı yere tükürdün? Dünya böyle bir yer. Alabildiğince itişkakış, bolca haksızlık, tutarsızlık, bir tutam kadir kıymet bilmeyenler, göz kararı sevip de sevilmeyenler. Hepsine kabul. Başımıza gelmişlere ve geleceklere kabul. İnsan olmak bu kabulle başlıyor zaten. Bu kabulle başlıyor ve tüm bu olanlara insanca bir cevap vermeyle devam ediyor cevapsız ve sessiz kalanlar, kör talihlerine saydırırken başı dik bir şekilde yaşamaya cevap verenler, emek veren ve bazen de yenilenler olsun diyor. Olsun, üzüldük ama olsun. Kıymetli dostum, üzerindeki efkar bulutlarına içli içli bakıp artık bana müsaade demeli ve yola çıkmalısın tüm güçsüzlüklerine, yenilgilerine, başarısızlıklarına ve içine sığdıramadığın, gönlüne yediremediğin hayal kırıklıklarına rağmen kaldırıp başını yola çıkmalısın. Geçmişin ya da geleceğin vaat ettikleriyle değil, şimdinin direnme inancıyla hareket etmelisin. Yola koyulmanın üzerine örttüğü o büyülü hırka ile bilinmezliğin kalbine inatla yürümelisin. Gelecek bilinmez ve sahiden de uzun sürer. Belki günlerce, belki de az sonra çalacak bir telefonla. Cebimizde bir harita ya da elimizde kallavi bir kullanma kılavuzu ile yaşayamayız bu hayatı. Hem ikisinde kullanmayı pek sevmeyiz zaten. Deneyip yanılırız, birilerine sorarız. Yeniden kurmaya çalıştığımız, her şeye en baştan başladığımız zamanlarda da insan bolca yanılır. Daha önce aynı yolu kullanmış olanlara sorar ve bir müddet yabancılık çeker. Hayattaki en büyük ağrılardan biri budur belki de. Kendi hikayene yabancı, kendi hayatına misafir olmak, yerini, yorganını, yastığını yadırgamak. Ne diyordu Metin Altıok? Ok? Sen orada şimdi bir hüznü köpürt. Ben bir çocuğa su vereyim burada. Ben ki kiracıyım bir acıya. Yeniden başlamaya çalışırken lütfen kendine zulmetme. Ulaşamayacağın hedefler belirleme. Hepimiz büyük davaların peşinden koşmak zorunda değiliz. Büyük sözler söyleyip, büyük işler başarmak, dünyayı kökünden değiştirmek, hiç yapılmamışı yapmak zorunda da değiliz. Ailemize sahip çıkmak, komşumuza el uzatmak, temiz para kazanmak, yalan söylememek, dedikodu etmemek, marketteyken evi aramak, çocuklarla uzun sohbetler etmek, kargo görevlisine hatır sormak, becerebiliyorsak tüm gücümüzle onu sevmek, en az üç türküyü ezbere bilmek, karınca yuvalarının etrafını taşla işaretlemek, en büyük kahramanlıktır zaten. Büyük savaşlarda büyük kahramanlıklar peşinde koşup evladını ve ailesine tesir edememiş, faydası dokunmamış çok insan tanıdım. En yakınımızın kalbine dokunamadığımız bir davanın koşuşturmasından kime ne hayır çıkar ki? Tuzunu kurutan herkes bizi bir cepheye çağırıyor, biliyorum. Kimi de güzel kumaşlar içerisinde bize daha başarılı, daha bilgili, daha donanımlı olmamız gerektiğini öğütlüyor. Oysa biz insanız. Hatanın ve unutmanın öz kardeşi. Sürekli bir ilerlemenin, gelişimin içinde olmak hayali elbette güzel. Fakat bir yandan da yaşamaya çalışıyoruz. Kız evlendirmeye, askere para yollamaya, Karaköy'den tavan boyası almaya, A101'e gelen tencere takımı için erkenden market önünde dikilmeye, oğlanı torbacılara yedirmemeye ve organik yumurta bulmaya çabalıyoruz. Önce kendimizi insan kılacağız. Sonra çevremizi ve inandığımız değerleri. Büyük pozlara girmeden, caka satmadan, arka cebinde plastik tarak taşıyan büyüklerimizin makur duruşuyla İnsan kalıp madarı olmadan bu dünyadan gururumuzla onurumuzla geçeceğiz. Hem ne demişti Osman Konuk? Sıradan, basit ve düzgün biri olmak bence her şeydir. Evet kıymetli dostlar, her şeydir. Bazı acılar tahammül sınırlarını zorlar. Fakat sonsuza dek aynı şiddette sürmez. Zamanla hafifler. O an her şeyin bittiğini ve bu acının giderek artacağını, katlanacağını ve bu şiddetin sonsuza dek devam edeceğini düşünürsün. Fakat bilim bize şunu söyler. Acı yaşanır, artar, bir müddet aynı şiddette düz bir çizgide devam eder ve yavaş yavaş acının şiddeti düşmeye başlar. İnsan ruhu adaptasyondan, uyumdan ve unutmadan yapılmış bir elbisedir. Baban ölür, o elbiseye bir yama daha dikilir. Alışırsın. Evladın her gece yanı başında değil de toprak altında uyumaya başlar. Alışırsın. Güvendiğin o koca dağlar bir sözle kum olur. Bir yama daha. Alışırsın. Olan biten ne varsa insan alışır. Gün gelir aynaya bakar ve görmez üzerindeki yamaları. Zanneder ki en güzel elbise onundur ve dünyada bir eşi benzeri daha yoktur. Çünkü alışmıştır. Bana güven, sen de alışacaksın. Bazen işlerin yolunda gitmediği de olur. Alışmak, iyileşmek zaman alır. Gittiğin yere kendinle beraber geçmişin de sürüklersin. Tüm duyguların, düşüncelerin, talihsizliklerin ve keşkelerin seninle birlikte her meclise oturur her söze karışır, her yeni tanışmada, karşılaşmada kendini hatırlatır. Aklına Kohen'in sorduğu, içimdeki bütün o dünlerle yeni bir şeye nasıl başlayabilirim sorusu gelebilir. Buna cevaben ben de sana şu soruyu soruyorum. Bu acıyla sahidenle vedalaşmak istiyor musun? Yoksa cesaretsizlikten doğan hareketsizlikle bu acıdan bir şekilde besleniyor musun? Eğer acıyla gerçekten vedalaşmak istemezsen acı benliğine yapışır. Ve tekrarlayıcı düşünceler uzun süre hayatını, duygularını etkisi altına almaya başlar. Yediğinden, içtiğinden, yaşadığından anlamazsın. Bu girdaptan kurtulmanın tek yolu kendine bir başlangıç ya da dönüm noktası belirleyip hareket etmek, bilişsel ve duygusal değişim için gerçekçi sözler ve eylemler sürdürmektir. Belki de bundan evvel kendine birçok söz verdin. Birçok yeni başlangıç için yeminler ettin ama olmadı. Bazen olmaz. Tekrar tekrar denemen gerekir. Tekrar tekrar savaşman, yenilmen ve tepe üstü çakılman. Umutsuzluğa kapılma. Hatırla. Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır. Bir umut yeniden başlayıp tepe üstü çakılanların da. Bu arada kıymetli dostlar, videomuzu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Esen kalın.